Tarih Hocam kanalından herkese merhabalar. Ben tarih öğretmeni Osman Aksu. Bugün değerli arkadaşlarım AYT branş denemelerimizin 8.'si ile tüm hızımızla AYT'ye çalışmaya devam ediyoruz. Sizlerden ricam sonuçlarınızı yorumlarda lütfen belirtin arkadaşlar. Haydi bakalım kolay gelsin diyorum. Gelsin birinci sorumuz. 25. soru. 375 yılında meydana gelen Avrupa'nın siyasi, sosyal, ekonomik yapısında önemli değişimlere neden olan kavimler güç sonucunda Baylamir önderliğinde kurulan Türk devleti hangisidir diyor. Arkadaşlar Baylamir'in kurduğu devlet Macaristan'da Avrupa'da kurulan Avrupa Hun devletidir. Biliyorsunuz kavimler gücünü başlatan da Hun Türkleridir zaten. Bakın burada aman dikkat. İki tane Hun devleti var. Asyon devleti değil. Asyon devletinin bilinen ilk hükümdarı kimdi? Teoman'dı. Burada kesinlikle cevabımız Avrupa Hun devletidir. Baylamir'in önderliğinde Avrupa'da kurulmuştur Macaristan'da. Hatta en önemli hükümdarları da Attila'dır. Evet, gelsin 26. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk devletlerinde bulunan özelliklerden biri değildir? Dakika bir gol bir. A şıkkında ne diyor? Sultan unvanını kullanmaları. Yanlış. İlk Türk devletlerinde sultan unvanı kullanılmaz. Sultan unvanını Türk İslam devletleri ilk kez kullanacaktır. Hatta ilk kez kullanan da Gazneli Mahmut'tur. E hocam ilk Türklerde hangi unvanlar kullanılıyor? Hemen söyleyelim. Han, Hakan, Kaan. Tanhu, Şanyu, Yapgu. İlteber, İlteriş, İdikut, İlber. Ve son olarak da Erkin kullanılmıştır. Sultan hatta ilk defa Gazneli Mahmut kullanılıyor. Değil mi? Dolayısıyla cevabımız Adana arkadaşlar. İlk Türklerde sultan unvanı diye bir şey yok. Gelsin 27. sorumuz. Evet yine bakın bilgi ağırlıklı gerçekten AYT formatına çok uygun sorular arkadaşlar. 27. soruya bakalım. 1. Murat döneminde 1363 Sazlıdere Savaşı'nda Lale Şahin Paşa komutasındaki ordu Bizans ordusunu ve Bulgar kuvvetlerini yenilgiye uğratarak Edirne'yi fethetmiştir. Bu durum göz önüne alındığında Osmanlı Devleti ile ilgili olarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bakalım hangilerine ulaşabiliriz? Balkanlardaki ilerleyişimiz elbette hızlanacak çünkü Edirne artık bizim için bir merkez üs haline gelecek. 2. Bizans'ın Balkan devletleriyle bağlantısı kesilmiştir. Kesinlikle. Bakın arkadaşlar şurası Bizans, değil mi? Biliyorsunuz Edirne burada. Dolayısıyla biz burayı fethederek Anadolu zaten bizim Edirne de bizim oldu. Böylelikle Bizans'ın Sırplarla, Bulgarlarla bağlantısını kesmiş olduk. Çünkü Edirne çok önemli bir konumda arkadaşlar. Bakın Edirne burada. İstanbul şurası. Değil mi? Bizans'ın olduğu yer. Dolayısıyla ikinci öncül de doğru. Biz Anadolu beylikleriyle ilişkilerimizi niye bozalım? Birinci Murat döneminde zaten barış siyaseti izleniyor beyliklerle değil mi? Dolayısıyla cevabımız kesinlikle 1 ve 2'dir arkadaşlar. Yani C şıkkıdır. Evet. Gelsin 28. sorumuz. Yine bakın çok güzel bir bilgi sorusu. Hint deniz seferleri ile amaçlarından hangilerinin gerçekleştirilmek istendiği söylenebilir? Hint deniz seferlerinin amaçlarını sormuş size. Arkadaşlar Hint deniz seferleri Kanuni döneminde Hindistan'a yapılan seferlerdir. Bu seferlerle coğrafi keşiflerle önemini kaybeden baharat yolunu tekrar canlandırmak istiyoruz. Doğru. Böylelikle Akdeniz ticareti de canlanıyor mu? Canlanıyor. Hint Okyanusu'ndaki Portekiz etkisini kırmak ister miyiz? İsteriz ama maalesef biliyorsunuz Hint deniz seferlerinden istenilen sonuç elde edilememiştir. İşte Portekiz'in denizlerde güçlü olması, donanmamızın okyanus sularına karşı dayanıksız olması vesaire vesaire. Dolayısıyla cevabımız Edirne'dir arkadaşlar. 1, 2 ve 3'tür diyoruz. Evet, gelsin 29. sorumuz. Yunan ordusunun 10 Temmuz 1921 tarihinde başlattığı saldırı sonucunda Eskişehir, Afyon ve Kütahya'yı ele geçirmesi üzerine Mustafa Kemal Türk ordusunu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekme kararı almıştır. Mustafa Kemal'in böyle bir karar vermesinde aşağıdaki amaçlarından hangisini gerçekleştirmek istemesi etkili olmuştur? Elbette ordumuzu Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekelim ki zaman kazanalım ve ihtiyaçlarımızı karşılayalım ve toparlanalım değil mi? Arkadaşlar dolayısıyla cevabımızın Adana şıkkı olduğu aşikardır. Kayıplarımızı azaltarak zaman kazanmak istiyoruz arkadaşlar. Dakika bir gol bir yine. Diğer şıkları okumaya gerek kalmadı. Gelsin 30. sorumuz. Evet bakın güzel bir soru yine bu soruda. Milli mücadele sürecinde sonrasında diyor toplanan Lozan Konferansı'na TBMM hükümeti İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Romanya, Yunanistan, Yugoslavya gibi birçok devlet katılmıştır. Konferansta Bulgaristan ve Sovyetler Birliği boğazlarla ilgili konular görüşülürken
ABD ise sadece gözlemci olarak katılmıştır. Resmen size paragraf bilgi veriyor arkadaşlar. Şu anda bilgiyi öğreniyorsunuz. Evet. TBMM hükümeti bu devletleriyle birçok konuda anlaşmazlık yaşamış. Bundan dolayı görüşmelere bir süre ara verilmiştir. Lozan görüşmelerinin kesintiye uğramasında durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. Yani bu görüşmeler niye kesintiye uğradı? Niye kesildi? Onu soruyor. 1. Katılan devletlerin Osmanlı mirasından pay almak istemesi. Kesinlikle özellikle İngiltere gibi, Fransa gibi, ne bileyim işte Yugoslavya, bu devlet Japonya arkadaşlar, bu devletler sömürgeci emperyalist devletler. Her birinin Osmanlı mirasında gözü var. Doğru. 2'ye bakalım. TBMM hükümetinin tam bağımsızlıktan ödün vermemesi. Kesinlikle arkadaşlar. Biz tam bağımsızlıktan yana hiç ödün vermek istemiyoruz. İlle de misak-ı milli diyoruz burada. Doğru. Türk-Yunan silahlı mücadelesinin devam ediyor olması. Saçma. Biz Mudanya ateşkesiyle Yunanistan'da olan savaşımızı bitirdik. Milli mücadelenin askeri safhası Mudanya ile bitti. Lozan'da artık diplomasi dönemi başlıyor. Dolayısıyla 3. öncül çok saçma arkadaşlar. Etkili olduğu savunulabilir dediğine göre cevabımız 1 ve 2'dir. Yani B seçeneğidir arkadaşlar. Bursa seçeneğidir. Evet. Gelsin 31. sorumuz. Bakın yine çok güzel bir AYT sorusu. TYT'de de AYT'de de fix gelebilecek bir soru kalıbıdır arkadaşlar. Benden söylemesi. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen 1. Şeriye ve Efkaf Vekaleti'nin kaldırılması, 2. Millet Mekteplerinin açılması, 3. Türk Tarih Kurumu'nun kurulması faaliyetleri diyor. Milliyetçilik, halkçılık, laiklik ilkeleriyle eşleştirildiğinde hangi seçenek doğru olur? Bakın, Şeriye ve Efkaf Vekaleti'nin kaldırılıp yerine Diyanet'in kurulması doğrudan laikliktir arkadaşlar, değil mi? Millet Mektepleri halkçılıktır. Türk Tarih Kurumu da %100 kabak gibi ortada milliyetçiliktir. O zaman bakalım. Milliyetçilik 3 olacak, değil mi? Efendime söyleyeyim. Bu 3 olacak arkadaşlar. Halkçılık 2 olacak. Laiklik de 1 olacak. Yani cevabımız kabak gibi Adana şıkkı olduğu ortaya çıkıyor arkadaşlar, değil mi? Cevabımız Adana. Evet, güzel bir soru yine. Rastlanması çok muhtemel bir soruydu arkadaşlar. Onu belirtelim. Gelsin 32. sorumuz. TBMM'nin 3 Mart 1924 tarihinde aldığı bir karar ile halifelik makamını kaldırmasının gerekçeleri arasında hangisi gösterilemez? Ulusal egemenlik güçlendirme elbette. Monarşik yapıyı hakim kılma çok saçma. Biz 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırdık. Monarşiye son verdik. Niye monarşiyi hakim kılalım? Biz ulusal egemenlikle yönetilen bir cumhuriyetiz, bir demokrasiyiz. Dolayısıyla diğer şıkları okumaya gerek kaldı mı? Cevabımız Bursa seçeneğidir. Çok saçma zaten Bursa seçeneği, değil mi arkadaşlar? Yönetimdeki ikililiğe son vereceğiz. Elbette Ankara hükümeti var, cumhurbaşkanı var, başbakan var. Bir de halifelik var. Dolayısıyla bu ikililiği kaldırıyoruz. Diğer Müslümanların iç işlerimize karışmalarını engelliyoruz. Cumhuriyet karşıtlarının halifelik şemsiyesi altında toplanmasını da engelliyoruz arkadaşlar. Kesinlikle doğru. Dolayısıyla 32. sorumuzun cevabı Bursa seçeneğidir. Gelsin 33 diyelim. Evet, bakın yine Atatürk ilkelerinden gelmiş. 1. Milliyetçilikle bütünleşir. 2. Yasalar önünde herkesin eşitliğini öngörür. 3. Kalkınmada aklın ve bilimin rehberliğini temel alır. Yukarıdakilerden hangileri halkçılık ilkesiyle yakından ilgilidir? Milliyetçilikle bütünleşiyor. Halkçılık milliyetçilikle ve cumhuriyetçilikle ilgilidir zaten. Doğru. Yasalar önünde eşitliği öngörür. Eşitlik zaten halkçılığın bir numaralı anahtarıdır. Elbette. Kalkınmada aklın ve bilimin rehberliğini temel alır. Yanlış arkadaşlar, böyle bir şey yok. Akıl ve bilim laikliğin anahtar kelimesidir. Laikliğin. Burada halkçılık var. Değil mi? Dolayısıyla cevabımız kesinlikle 1 ve 2 olacaktır yine. Yani C seçeneği olacaktır. Evet. Gelsin son sorumuz. Yani 34. soru. Hadi bakalım. Bir bakalım 34'e. Ne diyor arkadaşlar? Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın diyor. 1. Yunanlar Doğu Trakya'yı 15 gün içerisinde boşaltacaklar. 2. TBMM hükümeti Doğu Trakya bölgesinin yönetimini 30 gün içerisinde devralacaktır. 3. Ateşkes Antlaşması 14-15 Ekim gecesi yürürlüğe girecektir. Maddelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin yok sayıldığına kanıt olarak gösterilebilir? Bakın arkadaşlar, Yunanlıların Doğu Trakya'yı boşaltması İstanbul hükümetinin yok sayıldığını göstermez. Değil mi? 2'ye bakalım. TBMM hükümeti Doğu Trakya bölgesinin yönetimini 30 gün içerisinde devralacaktır. Kesinlikle İstanbul ve Doğu Trakya savaş kurşuna atılmadan teslim alınmıştır. Bu da İstanbul hükümetinin ve Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiğinin kanıtıdır arkadaşlar. Kesinlikle doğru.
ateşkesin 14-15 Ekim'de yürürlüğe girmesi İstanbul hükümetiyle ilgili değil. Yani bunun yok sayıldığını göstermez. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktır. Yalnız 2 olacaktır arkadaşlar. Çünkü İstanbul ve Doğu Trakya'nın TBMM'ye bırakılması İstanbul hükümetinin, Osmanlı Devleti'nin, padişahlığın hukuken sona erdiğini gösteriyor. Doğru mu? Olay bu. Dolayısıyla cevabımız Bursa seçeneğidir diyoruz. Evet, bugünkü AYT denememizin de sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize başarılar dilerim. Teşekkür ederim.